Merhaba Kübra. Merhaba. Şimdi ikinci testimize başlayalım. Problemler karışık soru çözmeye devam ediyoruz. Tamam. İkinci testimizde demiş ki iki kişilik 10 sıradan oluşan birden fazla sınıfı olan bir okulda öğrenciler sınıflara eşit dağıtılırsa her sınıfta iki sıra boş kalıyor. Eğer öğrenciler sınıflara tamamen dolu gelirse iki sınıf boş kalıyor. Bu da ilginç bir soru. Burada da şöyle yapacağız. Şimdi iki kişilik 10 sıradan oluşan demiş. Demek ki şöyle yapalım. Şimdi sınıflar var elimizde. Bir tane sınıf alalım. İki kişilikten 10 tane sıra varsa demek ki sınıflar 20 kişi alabiliyor normalde. Doğru mu? Değil mi? İki kişilik 10 sıraysa 20 kişi alabiliyormuş. Birden fazla da sınıf varmış okulda. Öğrencilerin sayısını bilmiyoruz. Tamam mı? Ama sınıf sayısı bizim için önemli. Sınıf sayısına da x diyorum. Doğru mu? Tamam. Her bir sınıfta normalde 20 tane kişi olabiliyor. Her bir sınıfta da aynı zamanda 10 tane sıra var. Evet. Tamam? Peki. Başlayalım şimdi. Burada diyor ki her sınıfta 2 sıra boş kalıyormuş. Öğrenciler sınıflara eşit dağıtılırsa her sınıfta 2 sıra boş kalıyorsa o zaman bir sınıfta 8 sıra dolduruluyor. Doğru mu? Evet. 8 sıra dolduruluyorsa her sıraya kişi kişi oturmuyor mu? Evet. Peki sınıf sayısına da biz buna bak, önemli olan şey şu. Normalde 2 tane sıra boş kalıyorsa 8 sıra var. 2 kişi oturuyor ve bizim sınıf sayısını bilmiyoruz. X sınıf diyorum. Doğru mu? Hı-hı. Bak sınıf, sıra, oturabilecek kişi sayısı. Doğru mu? Hı-hı. Bu kadar sınıfa, bu kadar sıradan, bu kadar kişi oturursa demek ki okulun mevcudu olur mu şurası? Evet hocam. Okul mevcudu. Peki aynı mevcut. Öğrenciler sınıflara tamamen doldurularak yerleştirilirse. He. Bir kere iki sınıf boş kalıyorsa sınıf sayısı x'ti ya. Evet. X eksi iki sınıf kaldı mı? Evet hocam. Kaldı. Sınıflara tamamen sıralara dolsa demek ki 10 sıranın hepsi dolu oluyormuş. Doğru mu ikişer ikişer? Evet. Anladın mı? Evet. Sıra, kişi, sınıf. O zaman bu da okul mevcudunu verir. Doğru mu? Evet. Peki o zaman şurası 16x mi? Evet. Şurası da 20x eksi 40 mı? Evet. Peki. 4x eşittir 40 ise x neymiş? 10. Sınıf sayısı x demiştik, o da 10'muş. Anladın mı? Evet hocam. Peki. 5'e bakalım. Bir otobüsteki erkek yolcu sayısı toplam yolcu sayısının 1/7 katıdır. Şimdi şöyle anlayacağız. Bir kere burada bir erkek var, bir de kadın yolcu vardır. Başka bir cinsiyeti burada kullanmadık. Peki erkek yolcu sayısı yani E toplam yolcu sayısının 1/7 katıysa. Şöyle diyebilir miyim? Erkek sayısı toplam yolcu sayısı da E artı K değil midir? Evet. Bunun kaç katıymış? 1/7 katı değil mi? Evet. O zaman 7E eşittir E artı K mı? Evet. 6E eşittir K mı? Evet. O zaman erkeklerin sayısı atıyorum A ise buradaki A. Kadın yolcu sayısı 6A'dır. Doğru mu? Evet 6A. Burada hemfikir miyiz? Evet. Peki. Devam edelim. Bu otobüse 5 erkek yolcu bindiğinde daha biniyormuş. O zaman erkekler A. 5 yolcu biniyorsa bindirdim mi? Hı-hı. Bindirdim. Doğru mu? Evet. Bayan yolcu sayısı bir kere 6A'ydı. 6A'da yazdım. Bayan yolcu sayısı erkek yolcu sayısının kaç katı oluyormuş? 3 katı. Anladın mı? Evet hocam. 3A artı 15 eşittir 6A ise 3A eşittir 15 ise A eşittir 5. Demek ki evet. Erkek 5. Kadın 30, doğru mu? Evet. Kaç yolcu var başlangıçta? 35. Var mı problem? Yok hocam. Hemen 2 ile 6'yı bir okusana. İçimden mi? İçinden oku 2 ile 6'yı. Daha sonra önce 2 okuman yeterli. Okudun mu? Evet hocam. Bir şarküteri yumurtalan tanesini 60 kuruştan satarsa 4 lira zarar ediyormuş. Ben o zaman bir kere şunu anladım. Anladığım şeyi sana söyleyeyim. Bir kere burada mantık şöyle işler. Şurayı da şöyle bir... tamamdır. Burada 60 kuruştan satarsa 4 lira zarar ediyorsa aslında ben yumurtalara bir tane fiyatı belirtmem gerekiyor ya da bir maliyet belirtmem gerekiyor diyeyim. O zaman
Yumurta sayısına Y diyelim mi? Zaten onu soruyor bana, doğru mu? Evet. Peki. O zaman yumurtaların tanesini Y kuruştan, daha doğrusu pardon, 60 kuruştan satarsa 60 Y kadar para kazanır, doğru mu? Evet. Ama 4 lira zarar oluyormuş. Aslında şu diyeceğiz. Maliyet var elimizde. 4 lira zarar ediyorsa aslında 400 kuruş, 4 lirayı kuruşa çevireceğim. Burada çünkü kuruş var, doğru mu? Hı hı. Sen bir esnaf kızısın. Şuradan satış fiyatı maliyetin 400 lira altında, 400 kuruş altında olması demek zaten bak zararı veriyor bize, doğru mu? Evet hocam. Peki. 90 kuruştan satarsa ise bu sefer 20 lira kar ediyormuş, doğru mu? Evet. Yani 2000 kuruş kar ediyormuş. Evet. Anladın mı? Evet hocam. O zaman bunu karşıya alırsam 60 Y artı 400 oldu mu? Evet. Bunu karşıya atarsam 90 Y eksi 2000 oldu mu? Evet. Anladın mı? Maliyetleri evet. Birbirine eşitledim yani. Evet hocam. Buradan da 30 Y eşittir 2400 ise Y eşittir 80. Demek ki başlangıçta evet. 80 tane yumurta varmış. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Hemen 6'yı okuyalım. Semra parasının 1/4 ile kitap, 1/5 ile kalem alıyor. Geri kalan parasının 1/11 3'ü ile bir defter alıyor ve geri 16 lirası kalıyor. İstersen şöyle yapalım. Şimdi bu adam, bu kızımız daha doğrusu 1/4 ile kitap alıyorsa parasının, parasına da S diyelim, tamam mı? Hı hı. Parasının 1/4 ile kitap alıyor, parasının 1/5 ile kalem alıyor. Aslında harcanan para buraya 5, buraya da 4 koyarsam 9S/20 lira para harcadı mı? Evet hocam. Geriye kalan parası diyor. E zaten bu kızımızın parası sence 20S/20 değil miydi en başta? Evet. E 9S/20 harcarsa 11S/20 kalmaz mı? Evet. Doğru mu? Evet hocam. Doğru mu? Evet. Bunu da 16'ya mı işleyeceğiz? Ama burada bir şey var. 3/11'ini de harcamış. Ha. Şimdi bunu da şöyle yapalım. 3/11'ini harcarsa geriye ne kalır? 7/11 mi? Ya da 8/11 diyelim mi? 8/11. Doğru mu? Evet. 8/11'i kalınca işte o 16'ya eşitmiş. Anladın mı? Evet. 11'ler gitti. 8 ile 16 sadeleşti. 2. 2 ile 20 çarpılıştı. 40 oldu. Doğru mu? Evet hocam. Şimdi bana mantık şunu söylüyor. 40 lirası başta varmış. Kitabı kaça almış? 1/4 ile değil mi? Evet. Defteri kaçla almış? 1/5 ile. Defteri mi soruyor? Evet. 40'ın 1/5'ini, doğru mu? 8. Yani 8 liraymış. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Peki. Hemen 3'ü okuyalım. Okudun. Şey gibi. Yaş. Barış Aykut'a 4 lira verirse paralar eşit oluyor. Şöyle yapalım. Barış Aykut'a 4 lira verirse paralar eşit oldu. Doğru mu? Evet hocam. Eğer Aykut Barış'a 6 lira verirse, tamam mı? Barış'ın parası Aykut'un parasının 2 katından 4 lira fazla oluyor. Doğru mu? Evet. Anladın mı? Evet hocam. Buradan hemen şunu yapalım. Buraya giderse Barış eksi Aykut 8 yapar. 4'te karşıya gidecek. Doğru mu? Burayı bu tarafa alırsam Barış eksi 2 Aykut, Aykut'u karşıya aldım. 2 kere eksi 6 eksi 12 yapar. Yani şöyle yapalım istersen. Artı 4. 2A eksi 8 oldu mu? Evet. 6 da karşıya giderse eksi 6'dan eksi 14 oldu mu? Evet hocam. Anladın mı yaptığımı? Evet. Bana Barış'ın başlangıçtaki parasını soruyor. Demek ki Aykut'u yok edeceğiz, doğru mu? Evet. Aykut'u yok etmenin yöntemi şu. Barış'ı yok etmeyelim. Barış dursun. Aykut'u yok edelim. İkiyle. Bunları eğer ki yukarıdaki ifadeyi 2 ile çarparsam. Hı-hı. Doğru mu? Evet. Ne olur? 2 Barış eksi 2 Aykut 16 olmaz mı? Evet hocam. Burada da Barış eksi 2 Aykut eksi 14 değil mi? Evet. Çıkartayım mı yukarıdan aşağıyı? Hı-hı. Çıkartıyorum. İşte 2B'den B çıktı, B kaldı. Bunlar birbirini götürdü. Şurası da artı oldu. 30 oldu mu olmadı mı? Evet hocam. Eksiyle çarpınca onlar değişiyor ya. Doğru. Anladın mı? Evet hocam. Peki.
7'ye bakalım. 4 kardeşin yaşları sırasıyla 1, 4, 7 ve 22'dir. Kaç yıl sonra ilk üçünün yaşları toplamı 4'üncünün yaşına eşit olur? Bir kere şu üçünü toplayalım istersen önce. 12 oldu mu? Diğeri ise 22. İlk üçünün yaşları toplamı 12, 4'üncününki 22 değil mi şu anda? Evet. Kaç yıl sonra diyor. Şimdi bu X büyür, doğru mu? Evet. 4. kişi. Peki bu kaç büyür? 3X, evet. 3X. Niye? 3 kardeşin hepsi X, X, X büyüyecek, doğru mu? Evet, evet hocam. Eşit olur demiş. Evet. 10 eşittir 2X'den, X eşittir 5. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Peki. 3 kişi olunca 3X büyür, unutmayalım. Evet. Bakalım 4'e. Bir miktar kumaş eşit olarak kesildiğinde 20 adet perde dikiliyor. Tamam mı? Eğer bu perdeleri 1,5 metre daha kısa olsaydı 30 tane perde dikilecekti. Şimdi şöyle diyelim. Her bir eşit parçaya X diyelim mi? Tamam. Eşit parçaya X diyelim. O zaman 20X diyebilir miyiz buraya? Evet. 20 adet perde olacak. Peki. 20X dedik. Güzel. Şimdi ise dediğim şey şu, 1,5 metre daha kısa olsaydı. O zaman şöyle yapmayacak mıyım 1,5 metre kısa olması? Evet. O zaman kaç tane parça dikiliyormuş? 30, doğru mu? Evet. Peki. 20x eşittir 30x eksi 45 değil mi? Evet. 10x eşittir 45 değil mi? Evet. Peki normalde toplam 20x değil miydi komple parça? Evet. 10x 45 ise 20x 90 değil midir? Evet. Tamamını sormuş çünkü. Doğru mu? Evet. Peki. İki kardeşin yaşları olan 4/7'dir demiş. O zaman şöyle diyeceğim. Küçük kardeş 4x yaşında. Büyük kardeş 7x yaşında. Doğru mu? Evet. 4 yıl önceki yaşlar oranı 4 bundan çıkardım. 4 de bundan çıkardım. Doğru mu? Evet. 1/2 olduğuna göre demiş. Hemen içler dışlar 7x eksi 4 eşittir. 8x eksi 8. X eşittir 4 değil mi? Evet. Şimdi o zaman demek ki küçük kardeş 4X'den 16 yaşında, büyük kardeş 7X'den 28 yaşında X'e 4 koyduğum için. Doğru mu? Evet. Kaç yıl sonra yaşlar toplamı 50 olur diyor. Bir kere şimdiki bunların yaşları zaten 44 değil mi toplamı? Evet. Kaç yıl sonra diyor 1X, 1X, 1, 2X 50 olacakmış. Doğru mu? Evet. X buradan 3 olmaz mı? 6 gerekiyor evet, çünkü. Evet. Anladın mı? Evet. Peki. Hemen bakalım 9. soruya. Tuz oranı %4 olan 50 litre tuzlu su. Ha, 50, %4'ü 2 yapar mı yapmaz mı? Evet hocam. Şöyle yapıyoruz. Doğru mu? Evet. Buradan 2 yapar. Yine başka bir tuz oranı %10 olan 70 litre. Bir 70'te buraya yazıyorum. %10'u 7 yapar mı yapmaz mı? Evet hocam. Top 2 karışım karıştırılıyorsa paydada karışımların toplamı toplanır. Yukarıda da tuzlar toplanır. Anladın mı? Evet hocam söylemiştim. Elde eden karışımın da ne kadarı buharlaştırılıyormuş? %25'i. Bir kere şurası 120 zaten. Burası da 9 değil mi? Evet. Peki aşağıdan mı çıkıyordu buharlaştırma, her ikisinden de mi çıkıyordu? Aşağıdan çıkıyordu. Çünkü su gidecek. 120'nin 4'te 1'i yani %25'i ne yapar? 30 yapmaz mı? 30 yok. Son tuz oranını soruyor. %x diyoruz, doğru mu? Evet. 120'den 30 çıkarsa... 90. 90'da 9 %10 demek değil mi? %10'u demek değil mi? 10'da 1 demek değil mi? Evet hocam. 100'ün de %10'u 10 yapar. Evet. Bak burada tuzu sorduğu için 10. Bazen karıştırırlar bizi. Karıştırmak isterler. Suyu sorarlarsa %90 olurdu. Tamam mı? Evet. Bizim yönteme göre. Evet. 13'e bakalım. Çevresi 720 metre ve çapı AB olan yandaki çemberde A ve B'den aynı anda aynı yöne iki yarı çakit ediyor. A noktasındaki yarıçapı 160. B'nin hızı yarışı hızı ise 200 metre dakika, doğru mu? B'den edilen yarışı kaç dakika sonra A'den edilen yarışı yetişir diyor değil mi bize? Evet. Hemen şöyle anlayacağız. Çevresi 720 ise sence şu aradaki mesafe 360 metre değil midir? Çevreni, evet. Çünkü burası çapmış bize söyledi. Evet. Doğru mu? Evet hocam. Şöyle bir şey oldu mu burası? Önde giden birisi var 160 ile gidiyor. Arkadan gelen birisi var 200 de gidiyor. Bak kovalamaca gibi bir şey. Şurası 360 metre, doğru mu? Evet hocam. Formül neydi? Aynı yönde olursa V1-V2 çarpı T değil miydi? Evet. Aradaki mesafe 360 değil mi? Evet.
Hızları farkı kaç? 40 değil mi? Evet. Kaç saat sürer? 9 saat sürmez mi? 9 kere 40 360. Doğru mu? Evet. Peki. Şimdi hemen 10 ile 14'e bakalım. Bir işçi kapasitesini %30 artırdığında bir kişi bir işi 20 günde bitirebilmektedir diyor. Buna göre işçi normal kapasiteyle. Yani adam 130 ile çalışırsa 20 günde bitiyormuş. Doğru mu? Evet. Ama 100 ile çalışması lazım. Kaç günde biter diyor. Doğru mu bize? Evet. Normal kapasite 100'dür. Artırırsa budur. Doğru mu? Evet hocam. Peki o zaman bir insan 130 kapasiteyle 20 günde bitiriyorsa şurası azalırken burası artmaz mı? Bir insan kapasitesi yavaşlarsa bitirdiği gün sayısı, süre sayısı artmaz mı? Evet. Bura azalırken bir insan 130'la çalışmak yerine 100'le çalışırsa gün artar. Ters orantı. Ters evet. Orantıda ne yapıyorduk? Bununla bunu çarpıyorduk, bununla bunu çarpıyorduk. Doğru mu? Evet hocam. 100x eşittir 130 çarpı 20 ise 0, 0, 0, 0, 2 kere 13, 26. Anladık mı? Evet hocam. Peki. 14'e bakalım. İki işten birincisi bir işi tek başına 6 günde. 6'yı buraya yazdık. Tek başına bitirme süresini 6 olarak paydaya yazdık. Diğeri 8, tek başına 8 günde bitiyor. Onu da aşağı yazdık. Doğru mu? Birlikte çalışmaya başlamışlar. İkinci işçi 2 gün sonra hasta. Demek ki 2 gün zaten çalışmışlar. Doğru mu bunlar? 2 gün sonra hastalanıp günlük performansından %20 kaybederek çalışıyormuş. Peki o zaman bunlar 6'ya ve 8 demeyeceğim artık. Çünkü 2 gün çalışmışlar ama artık iş değişiyor, doğru mu? Evet. İkinci işte artık 8 günde bitiremiyor çünkü hastalanmış, doğru mu? Evet hocam. %20 kaybederse demek ki şöyle düşüneceksin. Yüzlük bir adamken 8 günde bitiriyorsa 80'lik bir adam %20 kaybettirdin adama. Kaç günde bitirir demeyecek miyiz? Evet hocam. Şu azalırken bu artmayacak mı? Evet. Bundan 10 çıkar, unutmayalım. 80 kere 10, 8 kere 100'dür. Doğru mu? Evet hocam. Artık buraya 10 yazmayacak mıyız? Evet. İki işçi, kalan işçi kaç günde tamamlarlar diyor. Buraya TT diyeceğim, iş tamamlanması 1 diyeceğim. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Buradan toplayalım hemen, sonuca bakalım. Şurası 6, 6, 2 artı T bölü 6 yapar. Şunları toplayacağım için payda eşit. Burada ise şöyle bir şey var. 2 bölü 8, T bölü 10 var. Doğru mu? Evet hocam. 6, 8, 10 kaçta buluşur diyeceğiz? 120'de buluşur. Doğru mu? Evet hocam. Peki. Hemen altına yazacağım şimdi. Şuraya 20, şuraya 15, buraya 12 yazdım. Yukarıları yaptığım zaman 20 kere 2, 40. 20 kere T, 20 T. 15 kere 2, 30. 12 kere T, 12 T eşittir 120. 40, 30 daha 70. Karşıya giderse 50. Burada kaldı 32 T. Evet. Buradan T eşittir 50 bölü 32. Bir başka deyişle 50 ile 32 sadeleştirirsem 25 bölü 16 olarak cevabı buldum. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Peki. Biraz zormuş ama. Evet. 14 sorumuz. Tamam. Evet. Şimdi bakalım. Birazcık yukarı çıkartacağım. X liraya alınan bir mal %40 karla satılıyor. Bu mal satış fiyatı üzerinden %20 indirimle X artı 24. Önce X liraymış. %40 karla satılırsa bu fiyata gelmez mi? Evet hocam. Şu an bu satış fiyatı oldu mu? Evet. Satılıyor demiş çünkü. Bunun üzerinden %20 indirim demek de bu demek değil mi? Evet. Kaça gelmiş? X artı 24'e. Doğru mu? Evet. Hemen buradan çözelim. 1 0 1 0 1 0 1 0. Doğru mu? Evet. Peki 8 kere 14 112 yapar. Doğru mu? 112x bölü 100 eşittir x artı 24 değil mi? Evet hocam. İçler dışlar çarpımıyla 112x eşittir 100x artı 2400 değil mi? Evet. Karşıya giderse 12x eşittir 2400 değil mi? Evet. X de buradan 200 yaptı. Doğru mu? Evet hocam. Anlaşıldı mı? 12 çarpı 20 100 kere x 100 x, 100 kere 24 2400, şurası da 112 x, 8 kere 14'ten geldi. Doğru mu? Evet. Peki. Demet bir işi x günde, Derya ise aynı işi y günde. Demek ki Demet x günde, Derya y günde bitiriyor. Hı. Demiş ki burada, Demet çalışma hızını 3 katına çıkarıp, bir kere Demet çalışma hızını 3 katına çıkarırsa, o süreyi
üçte bir süreyi indirir mi, indirmez mi? Evet, indirir. Derya çalışma hızını üçte birine indirirse, üç katına çıkar mı? Üçte birine indirirse artık üç Y sürede bitirmez mi? Evet. İkisi beraber ne kadar zamanda bu işi bitirir diyor. Doğru mu? T lazım bize. Evet. Buradan şunu şuraya alırsam, 3T bölü X eşittir, T bölü 3Y eşittir 1 olmaz mı? Evet. Burayı 3Y ile çarparsam, burayı X ile çarparsam paydalar eşit olur mu? Evet hocam. Şurası 3Y, burası X. 3Y ile 3T'yi çarparsam otomatikman şurada 9YT olur, doğru mu? Evet hocam. X ile T'yi çarparsam da XT olur mu? Evet. Eşittir 3YX oldu mu? Evet. Karşı tarafa gidiyor ya şuraya. Evet hocam. T parantezini alırsam 9y artı x eşittir 3yx değil mi? Evet. Bana T lazımdı. 3yx bölü 9y artı x oldu mu? Evet. Altına. Bakalım hangi şıkta var? Adana'da. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Peki. 12. soruya bakalım. A noktasından B noktasına 4 kilometre hızla giden bir yaya hiç beklemeden saatte 5 kilometre hızla geri dönüyor. Şimdi şöyle düşüneceksin. 4 ile gitmiş ve 4 ile gitmiş 5 ile geri dönmüş. Doğru mu? Evet. Yaya bu yolu 3 tam 3 bölü 5 saat dağılına göre A ve B arasındaki saati sormuş. Doğru mu? Evet. Bunu bileşik kese çevirirsem 3 kere 5, 15, 18 bölü 5 oldu mu? Evet. Buraya kadar var mı problem? Yok hocam. Şimdi yapman gereken şey şu. Aslında burası 3,6 saat sürüyor. Doğru mu? 18'i 5'e bölersen. Doğru mu? Evet. Şimdi şöyle diyelim mi? Normalde eğer ki burası T saat sürdüyse burası 3,6 eksi T saat sürmez mi? Evet hocam. Giriş dönüş toplam 3,6 saat olsun. Doğru mu? Evet. Aynı yolu almıyorlar mı sence? Evet. X eşittir V çarpı T değil miydi? Evet. Hız 4, burası T. O zaman 4T oldu mu? Evet. Dönerken de 5 ile dönüyor hızı V. Ama süre 3,6 eksi T değil mi? Evet. Buradan 4T eşittir 18 eksi 5T değil mi? Evet. 9T eşittir 18 de T2 değil mi? Evet hocam. Bize aradaki kilometreyi sormuş A ile B arasında. Şurayı sormuş. X eşittir 4 çarpı T demedik mi biraz önce? Evet hocam. T'yi kaç bulduk? 2. 4 çarpı 2'den 8 yapar mı yapmaz mı? Evet. Anladın mı? Evet. Son sorumuza bakalım. Şekildeki grafik bir malın alış ile satış arasındaki bağıntıyı göstermektedir. Doğru mu? Evet. 150'yi almış 180'e satmamış mı? Evet. 150'yi alıp 180'e satarsan ne kadar kar yapmışsın? Evet. 150'de 30 lira kar yapan bir adam yüzde kaç lira diye sorulmaz mı buna? Evet. Beşte biri değil mi? Evet. Bunun beşte biri ne yapar? Evet. Anladın mı? Evet hocam. Anladın mı? Evet hocam. Peki dersimizi bitirdik. Teşekkürler.